Tarsim sigortaları hakkında ilçe müdürlüğümüz ve Tarsim Bölge Müdürlüğü, Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından birlikte hazırladığımız bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Tarsim 2005 yılında meclisteki tüm partilerin oy birliğiyle kurulmuş bir kamuoyu. Yani çiftçinin zararlarının hangi koşullarda nasıl telafi edilebileceği, nasıl karşılanabileceği, bu tabii afetler karşısında çiftçiliği veya tarım yapan, tarımla iştigal eden, geçimini onunla sağlayan kişilerin nasıl ayakta kalabileceği ile ilgili sistemin tamamen destek tarafıyla oluşturulmuş, uluslararası standartlara uygun şekilde gelişmiş ülkelerde uygulanan kategorilerde oluşturulmuş bir yapı. Tarsim AŞ, yani sadece işi tarım sigortaları havuzunun aldığı kararları yürüten bir şirket. Bunun dışında herhangi bir iş yapma yetkisi olmayan, kar veya zarar iştigali olmayan, yani bu sektörde tek şirket denilebilecek. Yani çünkü Tarsim AŞ'nin kar etme veya zarar etme diye bir kaygısı yok, bir derdi yok. Sadece havuzun aldığı kararları yürütür. Bu havuzun aldığı kararlar nelerdir? İşte hangi ürünler, hangi koşullarda teminat alacak? Bunların primlerin belirlenmesinde alt komisyonun, üniversitelerden ve teknik kuruldan oluşan komisyonun oluşturduğu verileri, alınan kararları inceler ve yıllar itibariyle çiftçi lehine her yıl iyileştirilmek kaydıyla sistemi geliştirir. Sistem havuz dedik, bu havuzu nasıl oluşuyor? Bir, üreticinin ödediği primler var. Sistemin ana katkılarından birisi o, havuzu oluşturan, havuzun kaynağını oluşturan kaynaklardan birisi o. Birisi de devletin ödediği prim. Yani sadece bunlar yetiyor mu? Sigortacılık dediğimizde, sigortacılık riski paylaşmak demek. Yani sigorta yaptırırken ne yapıyorsunuz? Kendi riskinizi, işte dolu riskinizi, fırtına riskinizi Tarsim'e belli koşullarda devrediyorsunuz. Burada da Tarsim kendi riskini uluslararası büyük şirketlerde paylaşıyor. Onda da Lozans deniyor. Uluslararası sigorta şirketlerinde riskin paylaşımında Lozans deniyor. O şirketlerle gelen gelirler veya şeyler, riskler var. Onlar paylaşılıyor. Ya burada hasar tespiti ve riskin oluşmasını takiben bu konu konusunda uzman tamamen sınavlarla, bağımsız olarak ve sigortacılık mevzuatına uygun olarak SEGEM denilen sigortacılık eğitim verilen bir kuruluş var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne kayıtlı. Bunun çatısı altında eğitimler ilk önce sınavlar düzenleniyor, sınavda başarılı olanlar eğitime giriyor. Eğitim sonrasında tekrar sınavlar düzenleniyor. Sınavda başarılı olanlar kendi kategorilerinde eksperlik yapmaya başlıyorlar. Devlet sadece isteğe bağlı tarım sigortasını da yönlendirici oluyor. Diyor ki, sen tarım sigortası yaptırırsan ben belli desteklerim var. Nedir? Primin yarısını ödedim. Doğum grubunda. Doğum grubunda diyor ki 3'te 2'sini ödedim. Yani siz 1 ödersiniz, ben 2 öderim. Orada problem değil. Niye? Çünkü doğum olduğunda afet daha büyük. Özellikle bitkisel üretimlerde ciddi anlamda bir desteğe ihtiyaç var. Tarım sigortaları kanunuyla 2090 sayılı kanunun teminatı altına aldığı şeyler devre dışı kalıyor. Yani sigortanız varsa sigortadan faydalanamıyorsunuz. Bir dolu oldu. Doludan, afetten dolayı faydalanamıyorsunuz. Sigortanız varsa tarım sigortasına faydalanamıyorsunuz. Şimdi Tarsim hangi branşlarda, hangi ürünlerde sigorta, yani tarımsal sigorta ama hangi ürünlerde sigorta yapıyor? Bir, geniş anlamda gördüğümüz, çevremizde gördüğümüz, başımızı sıkıştığımız, hububattan meyveciliğe kadar geniş bir zincir olan açık arazi üretimi, tarımsal üretim, bitkisel üretim dediğimiz grup. Bir ikincisi orta altı üretimi, seralar ve yüksek tünerler. Büyükbaş hayvan sigortası, küçükbaş hayvan sigortası son 4 yılda gelişmeye başladı. Ciddi anlamda bir epos seviyeye geldi. Kümes hayvancılığı, özellikle Afyon bölgesinde ve Bandırma bölgesinde ciddi anlamda bir talebi var. Su ürünleri sigortası gerek iç sularda olsun, gerek denizlerde olsun yetiştirilen su ürünlerinin sigortası. Bir de arıcı kovan sigortası dediğimiz, yani arıcılığı teşvik için oluşturulmuş bir sigorta grubu. Bitkisel ürün sigortalarında
don teminatı var dedik. Don teminatı sadece yaş meyvelerde var. Nedir? Meyve olarak bildiğimiz işte elmadan, armuttan, şeftalden, bölgemizde narinciye, turunç gelirleri tamamı. Uzuna kadar, genç zincirde olan, burada kadar genç zincirde olan bir durum. Sadece bunlar da var. Bir sebzelerde yok don teminatı. Sebzelerde genelde nedir? Kışın sebze üretimi yapmıyoruz. Sera içinde üretim yapıyoruz. Sera demek ne demek? İklimsel koşulları belli oranda kontrol edebildiğiniz yerler. Seradaki temel mantık da o. O yüzden şu anda teminatlı olmayan bir durum sera içinde o. Ama meyvelerde teminatta. Dolu, sel, su baskını, fırtına, hortum, yangın bunlar yine teminatlı olan şeyler. Açık arazideki yetiştirilen bölümler için. Şimdi bir de açık arazide özellikle yaş meyvelerde ve sebzelerde, kesme çiçeklerde doludan kaynaklanan bir kalite kaybı oranı var. Özellikle meyvecilik yapanlar bilir. Yani dolu bir meyveyi yere dökebilir, miktar kaybımıza sebep olabilir. Bir de ağacın üzerinde kalır denekli meyveler. Ha, bunun da bir değer kaybı vardır. Onun değerinin kaybını da sistem garanti altına alıyor. Bunlardan faydalanabilmenin tek şartı ÇKS'ye kayıtlı olmak. Yani ÇKS'ye kayıtlı olmadan veya orta altı kayıt sistemine kayıtlı olmadan sistemde giriş yapamıyorsunuz. Siz ÇKS kayıtlarınızı güncellediğiniz zaman veya orta altı kayıtlarınızı güncellediğiniz zaman herhangi bir sigorta çantasına, vatandaş kumanınıza gidiyorsunuz. Üzerinize kayıtlı olan neler var? Açık arazinizde buğday yetiştiriyorsanız şu kadar buğdayı alıyorsunuz, gönlünden aldığınız verimi söylüyorsunuz. Orada karşınıza 3 tane fiyat çıkıyor. O fiyatlardan herhangi birisini seçerek poğaçanız gerçekleşiyor. Meyvecilikte de sigortalı alanda kaç tane arazimiz olduğu, bunlar çünkü ileride hasar olduğunda karşınıza çıkabilecek şeyler olduğu için bunda özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Sigortalı alanda, hani ÇKS'de sigortaladığınız alanda ne kadar ağacınız var? 100 ağacınız var. 100 ağaç olarak belirtiyorsunuz. Ağaç başına veriniz nedir? 50 kilo. 100 ağaçtan nedir? 5 ton ürününüz var. Bir sigortalama, yani 5 ton ürün sigortalanıyor. Oradan fiyatını yine tercih ediyorsunuz. Primin %50'si don paketinde, %50'sini devlet ödüyor dedik. Don paketinde 3'te 2'sini, yani %67'sini devlet ödüyor. Bunu özellikle belirttik. Yine belli ürünlerde dolu da donda özellikle meyvede oluşan hasar, özellikle narinciyede, zeytinde meyvede oluşan hasar, çünkü kış dönemine denk geldiği için onlar teminat kapsamında. Ama bir üzümde değil mesela, yaz ürünü. Yani bunlar da çiçek döneminde veya gözde don olduğunda teminat kapsamında. Yine hayvan hayatta, serada, küves hayvanlarında ve su ürünlerinde sigorta poğaça belirli, uyarısıyla üretebiliyor sınırınıza. Yani sistemde üretici poğaçasını kestirdiği, hasarı oldu, ne yapması gerekiyor? Yani eksper veya tarsın onun hasarı olduğunu bilmez. Üretici, ajantası poğaçayı kestirdiği yeri arayacak, diyecek ki benim şu hasarım oldu. Bir de fırtına çıktı. Serada bunu hep suda attı veya ürünlerimi döktü diye de fırtına. Fırtına hasarı yiyecek. Veya dolu oldu, dolu hasarı yiyecek. Ama bunu üretici bahçeyi görüp ona göre karar verip ben de fırtına hasarı da oldu, dolu hasarı da oldu. İkisini de girdim. Bunu da diyebilir. Sel su baskının hasarı da oldu. Üçü de olmuştur, üçünü de girebilir. Onda bir sıkıntı yok. Ekstra gelir, sırasıyla tespitlerini yapar. İlk önce miktar kaybı olanlar, sel su baskını ya fırtına hasarlarını tespit eder. Ondan sonra doğru tespit eder, ondan sonra doğru tespit eder. Yani onların hepsini tespit edilmeyen şey var. Nedir? Bunlar tespit edildi. Sizin poğaçanız devam ediyor. Poğaça bitiş tarihinde bunların hasarları komple hesap edilir. Poğaça bitiş tarihinden bir ay sonrasına denk gelecek şekilde. Çünkü poğaça bitiş tarihine kadar hasar olma ihtimaliniz var. Olan hasarlar üstüne eklenir. Poğaça bitiş tarihinde bu iş bitmiştir. Orada hesaplamaları bir ay civarında sürer ve ödemesi banka hesabınıza havale olarak gelir. Ziraat Bankası'nın son bir ajantasından çekebilirsiniz.